Olmaz. Şimdi şöyle bir şey olmaz. Dünyanın dördüncü büyük ee, ekonomisi... Eğer kötü bir şeyse... Ya, kusura kusura bir... Dur Allah aşkına yani. ya! Tamam. Bunun üzerine tamam. Dinliyorum buyurun. Bir, bir Gürkan, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinden bahsediyoruz. İhracatı, ithalatının üstünde, her zaman ticari cari olarak fazla veren bir ekonomi. Dü dünyanın sanayi devi, Avrupa'nın bir numarası, Avrupa'nın sanayi devi. Bunu kıyaslayarak sen nasıl geçeceğini söyle. Kendine yakın bir ülkeyi söylersin. Dersin ki ben Fransa'ya yetişeceğim, İspanya'ya yetişeceğim denir. Ama Almanya'ya geçiyorum filan dersen, yani daha ciddi konuşmak lazım. Daha kolay, makul hedefler yapmak lazım. Senin şu anda halen daha konuşuyoruz işte Merkez Bankası'nın son aldığı kararla birlikte cari açığın gitgide büyüyor. Almanya'da Sanay... bunların hepsini 20-30 yılda başardı 2. Dünya Savaşı'ndan e sonra. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sıfırlandı. Biz ve de başarabiliriz. Biz bir dakika. Büyük ama mi milletiz? bir milletiz Küçük fark ama duyalım. küçük evet. fark. Burada... Realist olalım ama, ama özgüven. Serkan Bey özgüvenimiz, özgüvenimiz var, özgüvenimiz olsun ama yok. kompleksimiz niye olsun canım? Hı. Elhamdülillah yani ya Almanya'yı da geçer. Hayır bu herkesi biz, biz geçe hedefin olabilir. Ben Ama ben şimdi Almanya'dan i̇yiyim, bu kadar bağlıya rağmen ekonomisini dimdik ayakta tutan bir milletiz. Biz güçlü bir milletiz. Başarabiliriz. Yıllarca bu özgüvensizliği de bizi aşıladılar. Ya Amerika olmadan biz ne yapabiliriz ki? Elin gevuru yapıyor. Evet. Serkan adam ilaç üretiyor, üretiyor, araba i̇şte üretiyor. sen farkı, ne üretiyorsun Allah Cumhur aşkına Cumhur İttifakı bu iradeyi koymuş ortaya. Hangi ya? iradeyi koydun ya? Diyor. Ne ya üretiyorsun Savunma sanayi. Ya senin sanayinin %76'sı dışa bağlı ekoloji projesi. Sanayi yüzde er gerek 6 ondan 6 çıkıyor. çıkıyor Çıkların hayalleriyle dalga geçmeyin. Siz de bu hayallere ortak olun. <laughs> ben estafla ben kimse. Cidden bu iradeye ortak. Olun. Hacı olarak. biraz. benim aynı milletin mensuplarıyız. Aynı milletin mensuplarıyız. Ya arkadaş gerçekçi olalım ya. Aynı milletin mensuplarıyız. bu özgüven ortaya söz, koymamız lazım. Ben de bir söz hakkı istiyorum. Gürt. Ya ama Gürkan bir konuşabilsem söz hakkını alırsın da. Lütfen. Ya Hacı gerçekten <laughs> Asgari ücret 1621 euro Almanya'da Şu anda Habertürk'ün Asgari ücret çalışan oranı ee, %5 ama %5 bir de evet Tabii. hepsi de onun üstünde ee, 4 kişilik bir ailenin 2648 euroya Geçindiğini bir şey olarak Açıklamışlar Almanya evet. Türkiye'den kat kat güçlü bir ekonomi neyi tanıştırıyor. E işte, ta, evet günaydın hoş geldiniz. Ya, e biz de, biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz niye Almanya bir saat Türk Almanya'ya ama... geçtik demiyoruz ki? E, onu, söylüyorsun, onu söylüyorsun. Onu söylüyorsun. Almanya ile kıyaslıyorsun acı. Ya ne hiçbir Kimle yerle kıyaslama kıyasla yani, ya. ya kıyaslama orayla Alupadaki niye kıyaslıyorsun? Ya. Yani, 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 evet. iyiyle kıyaslayacaksın ki varabileceğin hedefi belir. Hayır yani Almanya'da da böyle arkadaşlar bütün her şeyi çorba yapmaya gerek yok. Şimdi az önce ne konuşuyorduk? Ekonomik durum. Ekonomik durumda Almanya ile kıyaslayarsan rakamlar çıkar ortaya oturursun oturduğun Ama Almanya'yı geçebilir, yani, yani. geçebilir bu millet ya. Toplum geçebilir. Keşke geçsin koyabilir. Keşke. Evet. Alkışlayalım hep beraber. Ama üretim ekonomisine Ama geçmeden. Ranta demiyorum. dayalı. Ranta da bak şimdi ranta dayalı bir ekonomiyle yani rant üzerinden para kazanmayla sıcak para girişiyle vesaireyle bunu olmayacak muhakkak... Türkiye bundan vazgeçti işte. Ne zaman vazgeçti? ne üretiyoruz? 2 yıldır geçti. Ne üretiyoruz? Ne yaptı? Pandemi süreci sonra Sayın Erdoğan biz bunu üretim fırsatına ya, İhracatın daha ithalat ikamesiyle beraber. İrade ya. doğru bir irade. Daha Peki, emekliyor şey Türkiye. Ne Bu ürettiğimiz, ürettiğimiz şeyi söyleyin bana. Yani dünya... indi çıktı, zamanında indi çıktı. Yöntemleri tartışır, eleştirirsin. Ama velakin Türkiye'nin kendi savunma sanayindeki bağımlılığını sona erdirme iradesine teknolojideki 919 ürünü ithal etme bağımlılığına son verme iradesine bu yönde ortaya konulan bu politikaya destek verirsin. Dersin ki evet şu an emekli, emekleme dönemindeyiz geçiş sürecinin sancıları var ama velakin Türkiye çizilsin, için ortaya olduğumuz muadede hayırlı olan ekonomik model Serkan, budur müsaade, demekte müsaade, de hiçbir problem müsaade, yok. Ben bir tamamlayayım. Bak şimdi şöyle bir şey var birazdan o konuya gelecektim onu yeri geldiğinde de konuşabiliriz Erdoğan Aktaş. Şimdi savunma sanayi dediğimiz hadisenin Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan, dış politikadaki durumdan kaynaklanan bazı avantajları söz konusu. O da şeyle başlayan, bayraktar e, işte, dronlarıyla, işte şeylerle Kim başlayan... Kim bir başarı. Zaten herkes kabul Şimdi işte o başarının da altında yatan sebep şu. Yani bu konudan konuya geçmek istemem ama bunu özellikle de anlatmak ve vurgulamak istiyorum. Şimdi dünyayı haritasını böyle Ukrayna kuzeyden kuzey kutbundan Ukrayna ve Karadeniz ve Türkiye üzerinden böyle bölün tamam mı? Sol taraf bakış açınıza göre söylüyorum sol taraf batı ve Atlantik dünyası sağ taraf Avrasya dünyası. Bu iki dünyanın büyük bir kapışmasını izliyoruz şu anda. Yani tek kutuplu ülkeden tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiyoruz. Tam bu geçiş sırasında Türkiye ilginç bir şekilde, doğru bir şekilde de, bak bunda altını çiziyorum, doğru bir şekilde de iyi bir strateji izleyerek tarafsız bir e, ülke pozisyonunda kaldı. Bizim e, şu anda e, büyük bir başarı olarak verdiğimiz İHA-SİHA neden? Çünkü çok değişik ülkeye, yaklaşık 20 değişik ülkeye e, ihracatın yapıldığını biliyorum, İHA ve SİHA'ların. Satılma sebebinin altında fiyat, performans, başarısı, bir de Türkiye'nin durumu söz konusu. Yani siz gidip Avrasya bloğuna ait bir ülkeden drone aldığınızda başınıza dert olabilir. Çünkü siz oradan alıyorsunuz diye batı size düşman kesilebilir. Veya e, batıdan batıdan bir drone aldığınızda da size Avrasya bloğu düşman gözlerle bakabilir. Tamam bunu bakamayacağı tek ülke Türkiye şu anki konumu itibariyle. Şu anki konumu itibariyle sadece Türkiye e, bu noktada bir e, şey ülke, tarafsız ülke gözüküyor. Bu yüzden bizim orası patladı. Başarılı bir proje. Dediğim gibi fiyat performans denklemi çok güzel oturdu. Yani mesela işte İsrail'in her onları var. İşte şey de yapmaya başlamış, İran yapmaya başlamış. Mesela İran şeyleri de nedir o? Sihaları da şu anda kullanılıyor. Ermenistan, Azerbaycan şeyinde savaşında kullanılmaya başlandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarihimi denk geldiği dönemde olduğu için kendi çıkış çıkışını iyi yaptı. Hani start -up diyorlar. start -up iyi yaptı ve dünya pazarında önemli bir yer edindi. Ama sadece biz savunma sanayimizi hani buna indirmeyelim. Ayrıca dış ticaretimizi de sadece savunma sanayine indirmeyelim. Indirgemeyelim. Bizim çok değişik katmanlarda e, ihracatlarımız olmalı, üretimlerimiz olmalı ve biz togu yani inşallah tog olur bu saatte artık e, şeylere çıkar, yollara çıkar. Bugün yapmış olmayalım. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla ben şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. E, keşke hacının dediği gibi olsak ve Almanya'yı bir solukta geçebilsek. Ama Almanya dediğiniz zaman otomotiv sanayinden başlayın, ilaç sanayinden devam edin, ağır endüstriyel ürünlerden devam edin. Silah, silah sanayinden devam edin. Aklınıza gelen her sanayide dünya devi olmuş Bence bir şey. Hakkımı alabilir biz, bir dakika dur daha güzel gelecek. Bende de söz hakkı. Hayır hayır bir saniye. Biz bunu yani dilek ve temenniler ah, ayrı ya, bir adam, şey. Cevap hamaset yapalım. ayrı bir şey. Gerçekler ayrı bir şey. Gerçekleri Peki. konuşalım. Kendimize bak bir özgüven faydalı bir şeydir. Ee, Erdoğan Aktaş. Kişiler için de faydalıdır. Milletler için de çok faydalıdır. Ama içi boş. Anlamsız ve hedefe doğru ulaşmayacak bir özgüven insanı hata yaptırır. Yanlışa sürükler, kendi kendinizi kandırmakla kalırsınız. Benim söyleyeceğim şey şudur. Biz yapalım, keşke yapsak ama e, günün birinde de e, oturup bilançoya da bir baksak. Kardeşim ne kadar yapmışız, ne üretmişiz, üretimde nereye gelmişiz? Bunun altını çizelim. Ve ben... Sürekli ekonomiden konuştuğumuz zaman, sürekli ihracattan, üretim ekonomisinden konuştuğumuz zaman İHA-SİHA dışında bir şey gösterilsin. Yani tamam İHA-SİHA dediğim gibi az önce konjonktürün getirdiği şeyden dolayı ama İHA-SİHA dışında bizim dünya pazarında hakimiyet kurduğumuz bir ürünümüzün olması ve bu ürünümüzün de bize çok büyük bir girdi sağlaması gerekir. Peki teşekkür